Herkese selamlar. Mouse Tierless videosu ile karşınızdayım. Bu 3. Mouse Tierless videom olacak arkadaşlar. Son zamanlarda bazı mouse'lara karşı fikrim değiştiği için sıralamada böyle ufak değişiklikler olacak. Gibi de biliyorsunuz bu sene bir sürü yeni mouse çıktı. Onları da bu listeye ekledim. Hatta yeni bir bölüm ekledim. Yeni çıkacaklar veya çıkanlar olarak. O kısma da böyle onları ekleyeceğiz. Onlar üzerinde bir ufak konuşma yapacağız. Video geçmeden önce de şundan bahsetmek istiyorum. Bu tier listi kendime göre hazırlıyorum. Yani kendi bilgi ve deneyimime göre bir liste hazırlıyorum. Bu dünyada geçerli olan bir liste değil. Bu sonuçta benim listem, anlatabildim mi? Çünkü her tier list videomda yorumlarda mutlaka bir kişi geliyordu ki sen neden bunu böyle yaptın? Neden şöyle yaptın? İşte şu çok daha iyi, şu daha iyi. O sana göre iyi, bu bana göre. Onu belirteyim yani öncelikle. Çünkü ben burada bir sürü mouse denemiş birisi olarak bilgi ve bir deneyimime dayanarak bu listeyi hazırlıyorum. Onu da ufaktan bir belirtmek istedim. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk sırada HyperX Haste var arkadaşlar. Haste'yi gerçekten beğeniyorum ben. Şu anda fiyatı 600-700 civarında. Zamanında 400-500'dü. Çok uzun bir sürede bu fiyatta kaldı. Yani kablolu bir mouse olarak önerdiğim mouse'lardan. Ama kendisini A'ya koyuyorum. Ninjutsu Katana'ya geldiğimizde ise şu anda da elimde görüyorsunuz Katana burada. İnanılmaz beğeniyorum bunu. Önceki tier listimde daha bunu denememiştim. O yüzden A'ya koymuştum denemediğim için. Ama yorumları güzeldi, onu biliyordum. Ama denedikten sonra kesinlikle S, hatta S'in de üzerinde bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Yani benim Katana'yı ne kadar çok sevdiğimi zaten takipçilerim iyi bilir. O yüzden Katana'yı da S'e koyuyorum. Aerox 3 Wireless var. Bu 2022 versiyonu için söylüyorum bunu. Bunu deneme fırsatım oldu. Gayet de güzel bir mouse bu arada. 2022'sini gerçekten güzel toparlamışlar bunu. Fiyatı da bunun şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 900 ila 1000 lira civarında çok uzun bir süre satıldı. O zamanlar alın dedim, yani kaçırmayın dedim. Bunu da A'ya ekleyebiliriz. D-Series Prime Wireless var. Eskiden buna ön yargılıydım. Bir türlü hani nasıl söyleyeyim, pahalı geliyordu bana. Bunun yerine alınabilecek çok daha iyi tercihler vardı. Ama her şeyin fiyatı artarken bunun fiyatı biraz daha böyle aşağıda kaldı. Yani Prime Wireless da ergo seven arkadaşlar için gerçekten güzel bir tercih. Bunu da A'ya ekleyebiliriz. G-Pro X Superlight zaten vazgeçilmezimiz. Bunu da arkadaşlar burada elimde bir tane custom versiyonu var. Yani ben bundan da vazgeçemiyorum. Yani satsam da yenisini alıyorum mutlaka bir tane G-Pro X'in. Hem Katana hem G-Pro X'le takılıyorum yani. Bunu da S'e ekliyorum arkadaşlar. Bununla bir tane aldığınız zaman, yani böyle sıfır aldığınız zaman, herhangi mod yoksa üzerinde, bir tane SCATES alıyorsunuz. Burayı SCATES tavsiye ediyorum. Switchleştirme gerek yok. Onu ben hep söylüyorum. CM8 takalım işte. CM8 şöyle güzel böyle güzel diyorum ama yani ben ileri düzeyde bir kullanıcı olduğum için söylüyorum. Yani bir sürü CM8'li mouse kullandığım için CM8'i sevdiğim için takıyorum, değiştiriyorum. Yoksa gerek yok bence. Omron 20M'ler bozulabiliyor. Evet, fakat garantiyle aldığınız sürece bunun zaten değişimini yapıyorlar. Bunu da belirtmek isterim çünkü yanlış anlaşılıyorum bu konuda. Ama GPX'i de S'e ekleyebiliriz. Videomuzun sponsoru Riot Esports. 1,5 senedir ürünlerin gelişiminde ben de katkıda bulunuyorum ve bundan dolayı sizlere her zaman bir indirim kodu ayarlıyorum. Yeni çıkan Raid Cosmic Pet'te geçerli SWAR50 indirim kodunu kullanarak 50 lira indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Cicatriz ve grip tape'lerle de geçerli indirim kodu olan SWAR10 ise devam ediyor arkadaşlar. %10 indirimli şekilde satın almak için SWAR10 kodunu da bunlarda kullanabilirsiniz. Bütün ürünleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendim de bizzat severek kullanıyorum. Sonra Razer Basilisk X var arkadaşlar. Bu pilli olan versiyonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Pilli olup wireless olan versiyondu. Fena değil. Fiyatı çok uçmuyordu benim en son hatırladığım kadarıyla. Bunu da bir B'ye koyabiliriz. Razer Viper Ultimate Cyberpunk versiyonu var. Neden Cyberpunk versiyonuyla normalini ayırdım? Çünkü Cyberpunk versiyonunun arkadaşlar yapı kalitesi ve normal kendi kalitesi çok çok daha iyiydi. Bu en son S tier'deydi ama artık Viper V2 Pro çıktığı için bunu A tier'e çekmek zorundayım. Ama gerçekten mükemmel bir mouse'tu bu da arkadaşlar. Sadece ağırlığı bence fazlaydı. 74 gram olması lazım. Bence 74 gram fazlaydı bu mouse için. Ama gayet güzeldi. Bunu da arkadaşlar A'ya ekleyebiliriz. Burada da Modelo Wireless var. Modelo Wireless'ta zamanında çok beğendiğim bir mouse'tu fakat kendini bir türlü yenilemedi bu mouse'ta. Ama bunu da A'ya ekleyebiliriz. Yakın zamanda bir güncelleme gelecek diye biliyorum bunu ama bir bakalım. Bir de Modelo kablolu var. Bu da Modelo Wireless'ın kablolu versiyonu. Buna da bir güncelleme gelmesi gerekiyor artık çünkü sensörü 3360 olarak kaldı. Belki buna da bir bump sensör ayarı çekebilirler.
Bunu da B'ye alabiliriz. Sonra Dethader V3 Pro. Biliyorsunuz ki yeni çıktı arkadaşlar. Razer bunu artık yayınladı. Biliyorsunuz Duvar Reddit bölümlerimde bunun linklerini paylaşmıştım sizlerle. Bu da artık resmi olarak çıkmış oldu. $150 gibi bir fiyatı var. Bence çok fazla. Bunu da zaten yeni çıkanlar kısmına koyacağım. Denersen bunu onu da tier liste alırım. Büyük ihtimal S tierlik bir mouse'tur zaten. Zowie EC3C var. Bence gayet güzel bir mouse'tu. Zowie'nin C serisi özellikle gayet güzel bence. Zowie'leri genelde B'ye ekliyorum. Bütün Zowie'leri de B'ye ekleyeceğim gibi duruyor zaten. Ama C serileri için konuşuyorum. Hani bu yeni çıkan paracordlu versiyon var ya, onlar için konuşuyorum. B'ye ekleyebiliriz. Kablolu bir mouse ama kablolu bir mouse için fiyatları bence çok fazla. Yakın zamanda da Zowie Wireless çıkacak. Bakalım o ne alemde olacak. Yani sırf fiyatlarından ötürü biraz aslında B'ye ekliyorum. Yoksa taş gibi mouse arkadaşlar Zowie. Burada da Dethader V2 var. Kesinlikle A'ya eklenir bence. Fiyatı çok güzel. Bunun bir türlü yani bir türlü demeyeyim de fiyatı çok uzun zamandır iyi fiyatlarda. 500-600 bandında şu anda bulunabiliyor diye biliyorum. Palm tutan arkadaşlar için gerçekten biçilmez bir kaftan. Bu fiyatlarda var ya, yok yani bu tarzda buna yaklaşacak bir ürün yok. Belki bir Haste var. O da zaten club oyuncuları için, fingertip oyuncuları için çok iyi. Dethader V2'yi de kesinlikle eli büyük olup palm tutan arkadaşlara tavsiye ediyorum arkadaşlar. O da A'ya koyduk. Dethader V2 mini var. Bu da onun küçük versiyonu. Kesinlikle aynı özelliklere sahip değiller. Özellikle sensör kısmında çok değişiklikler var. Bunu B'ye ekleyebiliriz. Birazdan Viper Mini var. Onu hatta şuradan direkt çekelim. Viper Mini hakkında da konuşalım. Viper Mini arkadaşlar fiyatından ötürü inanılmaz iyi bir mouse. Dethader V2 Mini ile aynı özelliklere sahipti. Yani bunu neden B'ye eklemiyorum da A'ya ekliyorum. Fiyatından ötürü arkadaşlar bence Dethader V2 Mini'den daha iyi bir fiyatı vardı ve daha çok tercih edildi. Çok daha iyi bir mouse bence. Benim gözümde öyle. Onu da A'ya eklemiş olalım arada. Rampage Firuze. Biliyorsunuz ki Rampage ile böyle pek alakası yoktu bunun. Pamnach'ın birebir aynısıydı. Aynı fabrikadan çıkıyordu. Yani Pamnach Symmetrical'ın aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı da şu an 800-900 civarında olması lazım. Wireless bir mouse arayanlar için gerçekten güzel bir ürün. 3335 sensörü vardı. Omron 20M'de switchleri vardı. Bunu da arkadaşlar A'ya ekleyebiliriz bence. X-Lite Wireless. X-Lite Wireless'ı ben kesinlikle S'e eklerim. İnanılmaz beğenmiştim. Palm Grip kullanıcıları için çok iyiydi. Son zamanlarda fiyatı maalesef ki çok arttı. Ama yine de kullanılabilir bir ürün. Bakın burada da elimde X-Lite V2 Mini var. Bunda incelemesi gelecek. Biliyorsunuz ki X-Lite Wireless'ın videosunu çekmiştim. Bu da V2 versiyonu çıktı. V2 ile beraber mini versiyonları da çıktı. O da bu arkadaşlar. Yakın zamanda incelemesini kanalda görürsünüz. Bunu da S'e ekleyelim. Aynısını bunun içine konuşuyorum. Yani bu da yani V2 miniler de S'e gelir yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi X-Lite'ın kablolu versiyonu var. Bu da A'ya falan koyabiliriz bunu da. Teknik özellikleri neredeyse aynıydı ama bir S'e eklenecek mouse değil bence. G102, G203 bunlar da arkadaşlar yani efsane uygun fiyatlı mouse'lardandı. Taş gibilerdi yani, bunlarda bir şey olmadı bunlara bir türlü. Bunları da aslında kötü değil fakat C'ye eklemek istiyorum bunu. Almaca gücenmece yok. Daha iyi seçenekler var Viper Mini gibi. Logitech G305 bu da arkadaşlar taş gibi. G305 artık bir güncelleme mi getirse Logitech, yani ne bileyim bir şarjlı yapıp, hatta şarjlıyı da boş ver, yine pilli olsun ama daha hafif olsun, daha böyle güzel bir yapı kalitesi olsun. Ne bileyim yani bu fiyatlarda olsa yine 10 numara olurdu. Ama şu an güncel G305'i B'ye koyabiliriz. Düz G Pro Wireless var. Düz G Pro Wireless'ı da A'ya ekleyebiliriz. Bence çok ağır. 82 gramdı. 80 gramdı. Yani Super Light varken G Pro Wireless tercih edilmez bence. Tabi aralarında fiyat farkı var. Yaklaşık şu an 400-500 lira fiyat farkı olması lazım. Yani şunu söylüyorum. Eğer ki hafif mouse takıntınız yoksa, yani böyle 60 gramlara falan alışkın değilseniz, ya benim için 80 gram uygun diyorsanız G Pro Wireless alın. Yani aradaki Super Light ile olan farkını vermenize gerek yok. Ama biraz da böyle önem gösteriyorsanız hafiflik işlerini, ki bence önem göstermelisiniz, o zaman Super Light tercih edin. Ama G Pro Wireless'ı da A'ya ekleyebiliriz. Logitech G502'yi olmasa da olurmuşa ekliyorum. Bundan öncesinde hep Zortingen kategorisi yapmıştım, oraya ekliyordum. Ama G502 bence günümüzde olsa da olur, olmasa da olur. Yani G502 kullanıcıları çalınmasın. Yani bu şu an bu mouse'un sıfırını 800-900 liraya satıyorlar. Yani hiç utanmadan. 800-900 lira edecek bir mouse kesinlikle değil. Bildiğimiz tuğla arkadaşlar. Yani alın tuğlayı oynayın mouse'u, aynı şey.
günümüzde bence bu fiyatlarda kesinlikle tercih edilmemesi gereken mouse'lardan. Bunun yerine giden Basilisk tercih edin. Daha hafif, daha donanımlı. Onu söyleyeyim size. XM1R var. Arkadaşlar kesinlikle SDR bir mouse. Kablolu olup S'e giren mouse'lardan bir tanesi de bu aslında. Diğerinde spoiler'ını verdim hafif. XM1R da gerçekten güzel bir mouse arkadaşlar. Son zamanlarda fiyatı çok arttı. Ama ikinci el olarak güzel, temiz bulabilirsiniz bence. Onu da S'e ekleyelim arkadaşlar. Ninjutsu Origin One X var. Katana kadar ismini duyurmasa da bu da fena olmayan bir mouse arkadaşlar. Bunu da A'ya ekleyebiliriz. Ama Katana'dan daha iyi değil kesinlikle. Aerox 3'ün kablolusu var. Ben bunu B'ye eklemek istiyorum. Pek beğenmemiştim, onu söyleyeyim. Hatta C'ye alıyorum. Sonra burada GWOS Hati S var. Hati S de fena değildi, donanım açısından güzeldi ama fiyatı Türkiye'de çok pahalı. Bunu da B'ye ekleyebiliriz. Pulsar X2, bunu da yeni çıkanlar, çıkacaklara ekleyelim. Çıktı daha doğrusu. Pulsar X2'yi de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki aya büyük ihtimal gelir, yani Eylül ayında gelmiş olur. Dünyada çıkışını yaptı. Kullananlar memnun. Güzel de olduğunu söylüyorlar deneme kanalları. Valla bekliyorum ben de bu mouse'ı. Çok güzel duruyor. Yani büyük ihtimal SDR olur bu da. 3095 sensör var arkadaşlar burada. Hayvani bir şey yani. XM2 Wireless da öyle. Bu da Türkiye'ye gelecek. Ön siparişleri hatta vardı biliyorsunuz ki Connect Game'de. Haziran ayında açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yok, Mayıs ayında açıldı. Temmuz'da gelecekti. Endgame bir erteleme yaptı. Eylül'e falan erteledi diye biliyorum. Bu da önümüzdeki ayda çıkacak. Yani X2 ile birbirlerine çok benziyorlar. Birebir rakipler yani, öyle söyleyebiliriz. Qatar Pro var arkadaşlar. Qatar Pro'yu da C'ye ekleyebiliriz bence. Bütçede alınabilecek mouse'lardan bir tanesi. Sonra Xtrfy M42 var. Xtrfy M42'yi de arkadaşlar gelip böyle biz B'ye koyabiliriz bence. B'ye de ya da A'ya da ekleyebiliriz ya. Bunun fiyatı çok iyiydi ya son zamanlarda. Bence A'ya ekleyebiliriz ya. 600 liralara falan bulunabiliyordu bu yanlış hatırlamıyorsam. Kablolu olarak taş gibi bir mouse vardı, onu söyleyeyim. Paracord'u daha güzel olabilirdi ama böyle yapar, böyle kullanarak Paracord'u yani biraz daha kalın yapmışlar. Daha uzun ömürlü olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sonra Deluxe M625 Plus var. İnanılmaz ağırdı bence. Donanım açısından her ne kadar güzel olsa da 96 gram mı neydi? O yüzden bunu C'ye ekliyorum bu sefer. Sonra Xtrfy M4 ile devam edelim. M4'ü de M42'nin yanında koyuyorum. M42 için neyi söylediysem M4 için de aynı. M42 biraz simetrik bir mouse'du. M4 ise ergo bir mouse. Sonra Razer Viper V2 Pro. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. Türkiye'ye de geldi yanlış hatırlamıyorsam. Topya'da olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam ama bakın yani emin değilim, onu söyleyeyim. Bakarsınız. Bu da güzel bir mouse arkadaşlar. Bir deneyeyim, göreyim. Büyük ihtimal S'e koyarım bunu da. Yani şuraya ne eklediysem bunların hepsi büyük ihtimal S-tier'e gidecek ama artık kötü bir mouse çıkmıyor pek. Onu belirteyim yani. Burada Palmish Ergo var. Bunu da kullanmıştım. Bence çok daha iyi olabilirdi. Ama bunu da B'ye ekleyebiliriz. Sonra burada Deluxe M700 A825 sensörleri olan versiyonu var. Fiyatı çok iyiydi ama son zamanlarda arttı. Düşük bütçede kesinlikle tercih edilebilir bir mouse. O yüzden bunu da C'ye ekleyebiliriz. M800'ün 3335 versiyonu var. Bence gayet güzel bir mouse bu da. Kayıcı M4.0 switchleri vardı. 3335'te sensörü vardı. Razer Viper Mini'ye benziyordu şekil olarak. Bunu A'ya ekliyorum. Deluxe M700 3089 versiyonu var. Bu da fena değildi. Modeli onun birebir klonuydu. B'ye ekleyebiliriz. Sonra Model D Wireless var. Model O Wireless'tan biraz daha yapı kalitesi iyileştirilmiş versiyonuydu bu. Hani aynı yine birisi Model D'nin wireless'ı, birisi Model O'nun wireless'ı. Fakat Model O Wireless biraz önce çıktığı için Omron 20M switchleri kullanıyor. O da D Wireless ise Kaligem 8.0 switchleri kullanıyor. Fiyatı son zamanlarda ne oldu bilmiyorum ama bunu da A'ya eklemek istiyorum. Burada da Model D kablolusu var. Bunu da B'ye ekleyebiliriz. Işık G703. Yani bir türlü yenilenmedi. Yenilenmesi gereken mouse'lardan. Yani bir G703 Superlight bekleniyor. Yani da ergo oyuncuları rahat edecek. Yani ergo için gerçekten güzel bir mouse. Ben beğenmiyorum. Nefret de ediyorum. Onu belirteyim. Yani şu anki güncel G703'ü bu haliyle C'ye ekleyelim. Sonra Cooler Master MM731. Başta biraz böyle şaibeli çıkmıştı. Şaibeli derken birkaç böyle sorunu vardı. Sensörü takılıyordu ama düzeltmişler şu an. Öyle herhangi bir sorunu yok. 1000 liralarda falan olması lazım. B'ye ekleyelim. Wireless bir mouse bu arada. Donanımı gayet iyi. Razer Viper Ultimate var. Yani Cyberpunk'ı A'ya eklemişken Viper Ultimate'i B'ye eklemek isterdim ama bunu da A'ya ekleyeyim. Yani A ile B arası olsa oraya eklerdim. Onu kesinlikle söyleyebilirim.
Razer Basilisk V3 var. Donanım açısından gayet iyi ama şekli falan bana hitap etmiyor. Bu tarzda şekli tercih eden arkadaşlar varsa onlar kesinlikle tercih edebilirler bunu. Yani G502 yerine kesinlikle bunu tercih edin. Onu belirteyim. Sonra Logitech MX518 var. Bu mouse olmasa da olurmuş. Yani kimseye mi hitap etmez bir mouse'un şekli? Çok eski abi. Eski 1.6'cılar falan kullanıyordu bunu yani CS1.6. Yani 2005 yılında hani ergenliğini yaşamış, hani 2000'li yılların başında ergenliğini yaşamış böyle abilerimiz varsa onlar için bir mouse aslında bu. Çünkü onlar bu tarzda mouse'lara alışkınlar. Bunun eski versiyonları da vardı bu şekillerin. Onlar bu mouse'u kesinlikle severek kullanabilirler. Ama bence şu an günümüzde olmasa da olurmuş. Ama Vaxe NP01 var. NP01 S'in de incelemesini yapmıştım. Bunu da kesinlikle kablolu bir mouse olmasına rağmen S diyerek koyarım arkadaşlar. Müthiş bir mouse'tu. Sonra SteelSeries Rival 5. Rival 5'i arkadaşlar, yani bence fiyatı çok pahalı. C'ye koymak istiyorum. Biraz daha iyi olsaydı fiyatı B'ye koyabilirdim. Corsair Sabre. Sabre için biraz ön yargılıydım. Önceki tier listede C'ye falan eklemiştim ama bence fiyatı ve donanımı gayet iyi. Bu sefer B'ye alıyorum Sabre'yi. Çok büyük bir mouse. O yüzden büyük elli yani büyük eliniz olan bir kullanıcıysanız Sabre'yi tercih edebilirsiniz. Sonra Xtrafine MZ1 var arkadaşlar. MZ1 de gayet güzeldi. Alışılması biraz zordu ama gayet güzel bir mouse'tu. Şimdi wireless'ı çıktı. Ya da C'ye gelmedi. Ama bunu da A'ya ekleyebiliriz. SteelSeries Prime Mini var. Fiyatı iyiydi diye hatırlıyorum bunun. Yani değiştiyse yazık olmuş. Ama 400-500 civarındaydı benim en son hatırladığım kadarıyla. Fena bir mouse değil. Gördüm, denedim. Ufak tatlı bir şey. X-Lite V2 Mini'ye benziyor. Hani bir boyut olarak. Güzeldi yani. A'ya ekleyebiliriz onu. DevOps Skull var. Skull yani pek geliştirmedi ya. Biraz eskide kaldı aslında ama yine de ekleyeyim dedim. D'yi alıyorum. Razer Orochi V2. Bunu A'ya almak durumundayım. Ben bunu o zaman tier list yaptığım zaman S'e almıştım. Aslında S tierlik bir mouse. Müthiş bir mouse. Ama bu sefer A'ya alıyorum. Sebebini de hemen belirtiyorum. Sebebi arkadaşlar mouse'un fiyatının inanılmaz fazla artması. Şu an 1200 civarında. 1200 liraya falan kesinlikle değmez bu mouse. Yani şu an hakkı 800 falan. 700-800 olsa kesinlikle kaçırılmayacak bir mouse. Eğer o fiyatlarda bulursanız uçun bu arada. Yapışın yani. Bir SteelSeries Rival 3 var. Rival 3'ü yani ben Viper Mini'yi Rival 3 yerine tercih ediyorum. Yani sizlere de onu belirteyim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi Rival 3 mi alayım, Viper Mini mi alayım? Ben Viper Mini alın diyorum. Ama Rival 3'ü de B'ye falan ekleyebiliriz. SteelSeries Sensei 10 bir güncelleme gerekiyor bu mouse'a. Çok eskide kaldı. C'yi ekliyorum. Yani pahalı günümüzde. Saçma şekilde pahalı. Razer Viper 8K. Bence güzel bir mouse. Kablolu. 8K desteği var ama 8K desteklemek için iyi bir sisteminiz olması lazım. Bir de minimum 240 Hz şey yapıyorlar, öneriyorlar 8K kullanmak için. O zaman inanılmaz gecikmesiz bir yaşam sunuyor size ama dediğim gibi herkese hitap edemiyor. A'ya ekledim o yüzden. Belki S'e çıkardı biraz daha. Nasıl söyleyeyim? Optimize olsaydı yani, öyle söyleyeyim. SteelSeries Rival 600 olmasa da olurmuş bence günümüzde. Olmayacak yok bunda da dediğim gibi. Yani eskide kaldı ya teknolojisi. Ağır, kablosu garip, kenarlar kronik olarak aşınıyor. Değmez. Zowie'leri ise B'ye ekliyorum. Yani işte burada Zowie EC3C'ye eklemiştim ama Zowie EC serisi de aynı şekilde B'ye gelir. Yani C serisi için aslında B'ye eklemek istiyorum. Hani eski serileri yani C ile B arasına gider ama ben biraz G serisi için konuşuyorum. Bu paracord kablo olan versiyonu. Aynı zamanda FK da öyle. Zowie S serisi de öyle ve ZA serisi de öyle. Yani listemiz bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu seferki listeyi bu şekilde yaptık. Benim düşüncem bu şekilde. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz ne kullanıyorsunuz ve siz olsanız nereye eklerdiniz? Bunları yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.